Merhabalar. Bugün size Photoshop'ta nasıl bir resimdeki bir objenin rengini değiştirirsiniz onu anlatacağım. Bunu yapmak için Hue Saturation yani ton doygunluk filtresini kullanacağız. Şöyle göstereyim. Tıkladığımda bana böyle bir özellikler şeyinde böyle bir yer açıyor. Ve bunu bu şekilde sağ ve sola çekip rengini değiştiriyorum. Aslında bu kadar basit ama böyle yaptığımda bakın bu kadının yüzünü de mavi yapıyor. Ve bu bir hata, böyle olmaması gerek. Bu yüzden şöyle bir şey yapıp bu resmi bitireceğiz. Çok basit bir şey. Bunu siliyorum. Şimdi sadece elbisenin rengini değiştirmek istersem ne yapmalıyım? Orayı seçmeliyim. O şekilde yapmalıyım işimi. Burayı seçmek için birkaç tane yöntem göstereceğim. İlk yöntemimiz şöyle. Seç diyorum. Renk aralığı ve elbisenin rengi. Yani nereye silmek istiyorsanız. Ben bu rengi istediğim için buraya tıkladım. Belirsizliğini belirliyorum. Bakın seçimi yaptı. 2-3 tane eksik yer var. Onları da şöyle gidereceğiz. Buraya tıklıyorum bir kere. Bakın beni böyle bir yere atıyor. Burada siyah ve beyaz rengim var. Ben daha önceki videolarda söylemiştim. Beyaz görünür, siyah görünmez yapar. Mesela şöyle anlatayım. Siyah seçilirken böyle bir yeri boyadığımda tekrar buraya tıklayıp çıkıyorum. Bakın burayı şu an sildi. Sildiğini nereden anlayacağım? Göstereyim. Şöyle göstereyim size. Bakın orayı almadığı için orayı şu an boyayamıyorum. O yüzden buraya geleyim. Beyazı alıyorum ve 2-3 tane hani hatalı yer kalmış diye mesela bakın şuralar biraz sarı. Bu sarıların olduğu yeri siliyorum. Şöyle. Mesela küçük bir hata yaptım. Burayı nasıl sileceğim? Hemen X'e basıyorum. Siyah öne getiriyorum. Ve şu şekilde boyamayı bitiriyorum. Tamamdır. Şurada az bir şey kalmış. Onları da sileyim. Bitti. Şimdi buraya tıkladım. Ve gördüğünüz gibi burası şu an seçilmiş. Şimdi ton doygunluk filtremizi ekleyeceğiz. Şu şekilde tıklıyorum bir kere. Ton doygunluk diyorum. Ve orası seçili olduğu için bana orayı maskelemiş bir tane maske açtı. Şu an o elbisenin olduğu yer maskelenmiş durumda. Bu yüzden ben bunu oynattığım zaman gördüğünüz gibi elbise dışında bir yerin rengi değişmiyor. Mesela yüzüne bakın. Demin yüzü de gidiyordu şeyle birlikte. Şimdi yüzü o kadar değişmiyor. Tabi şuralarda ufacık değişiklikler var. Onların sebebi de yaptığımız seçimin çok iyi olmaması dolayısıyla ama onlar zaten fotoğrafta gözükmez ve daha güzel istiyorsanız daha detaylı bir seçim yapabilirsiniz. Bizim yaptığımız seçim neredeyse 30 saniye falan sürdü. Şimdi birkaç tane farklı seçim yöntemi göstermek istiyorum. Çünkü bu video çok kısa oldu ve bunları öğretmek istiyorum. Pen Tool'a tıklayarak bu şekilde seçim yapabilirsiniz. Bakın. En iyi seçim yollarından biridir. Hata yapması en az olandır. Çünkü elinizle manuel yapıyorsunuz ama uzun sürer. Diyelim ki bu şekilde seçiminizi yaptınız. Şimdi yapmak istemiyorum çünkü gerçekten uzun sürer. Seçimi bitirdikten sonra CTRL'ye basıp Enter'a bastığımda bana bu yeri yine seçmiş olacak. Sonra yine aynı şekilde gelip ton doygunluğuna tıkladığımda bakın yine değiştirebiliyorum. Yani böyle de seçim yapabilirsiniz. Çok daha kaliteli bir seçim olur. Hata payınız düşer ama uğraştırır. Bir de şöyle bir yöntem daha göstereyim. Bu da hızlı seçim aracı. Çoğu insan bunu kullanmayı çok seviyor. Ben o kadar sevmesem de. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Sonra bunu herhangi bir yere tıklıyorsunuz. Bu fırça şey yapacak şimdi. Etraftaki piksellerin renklerine göre sizin nereyi seçmek istediğinizi kendisi tahmin edecek. Mesela şöyle göstereyim. Bir kere tıkladım. Şu moru aldı. Tıklıyorum, tıklıyorum, tıklıyorum. Bakın. Bu parçaları direkt otomatik seçti. Biraz daha tıkladım. Nereyi seçti? Kıyafeti seçti ama kadının kafasını da seçti. Şimdi orayı çıkartacağım. Eksiye geliyorum. Bu şekilde. Mesela saçı çıkardım ama burada program biraz saçmalamaya başladığını fark ettim. O yüzden şöyle yapacağım. Ha, gerçi düzeldi. Ama düzelmeseydi de şu şekilde bir yönteme gidebilirdim. Tekrar gelirdim. Buraya tıklardım. Bakın burada böyle küçük hatalar var. Mesela saçın burasını istemiyoruz. Buraları böyle
elimde düzeltebilirim. Yani tek bir yöntem yok. Bir seçim yaparken 3-4 farklı seçim yöntemini kullanabilirsiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yine aynı şekilde seçimimizi yaptık. Bu sefer şunu göstereyim. Katmanım seçilirken Ctrl J yapıp bir kopyasını oluşturuyorum. Sonra ton doygunluk filtresini buna verip bir kırpma maskesi oluşturup şuradan veya sağ tıklayıp kırpma maskesi oluştur deyip yapabilirsiniz. Ve yine oynatıyorum. Yine değişti. Efektimiz bu şekildeydi. Bunu istediğiniz yerde, istediğiniz objeye, herhangi bir kitap resmi veya göz rengi, saç rengi vesaire olarak uygulayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. İyi günler. Bay bay.